Malatya ekranlarından iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Öğrencileri taşıyan servis minibüsü dönüş yapan tıra çarptı. Kazada 17 öğrenci yaralandı. Kaza sabah 06 sıralarında Malatya Elazığ Karayolu Villa Kent önünde meydana geldi. Battalgazi ilçesine bağlı uzak mahallelerden kent merkezindeki okullara öğrenci götüren Hasan A yönetimindeki 44S007 plakalı öğrenci servisi hızla ilerlerken benzinlikten çıkan ve kavşakta dönüş için bekleyen Mustafa A yönetimindeki 44FV88 plakalı iş makinesi yüklü tıra çarptı. Kazada serviste bulunan 17 lise öğrencisi ile servis sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Devlet Hastanesi acil servislerine kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden bazılarının durumunun ağır olduğu, bazılarının ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Kaza sonrası çevre yolunda trafik akışı bir süreliğine kontrollü olarak verildi. Bu arada yaşanan kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Tırın kazadan hemen önce yakıt aldığı benzin istasyonunun kameralarına yansıyan görüntülerde tırın benzinlikten sonra yola çıktı ve Elazığ istikametine dönmek için beklediği, bu sırada minibüsün yolu kaplayan tıra ortadan çarptığı görülüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Malatya Valiliği merak edilen FETÖ soruşturması ile ilgili son bilgileri OHAL bürosu aracılığıyla paylaştı. Açıklamada iki profesörün de açığa alındığı belirtildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 14 polis ile 6 askeri personel gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 7 kişi ise hala aranıyor. Yakalanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Malatya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 14 polis ve 6 askeri personel gözaltına alındı. FETÖ operasyonları Malatya'da kaldığı yerden devam ediyor. Soruşturma kapsamında 14 polis ve 6 askeri personel gözaltına alındı. Malatya Valiliği OHAL Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada Malatya'da devam eden FETÖ paralel devlet yapılanması ile ilgili son gelişmeler paylaşıldı. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. 15 Temmuz 2016 tarihinde devletimizin birliğine, varlığına, bekasına Sayın Cumhurbaşkanımızı, milletimizin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve diğer kurumlarımızı, demokrasi ve doğrudan halkımızı hedef alan FETÖ-PDE terör örgütüne yönelik olarak yapılan etkin mücadele kapsamında Malatya ilimizde firari olarak aranan şüphelilerin kaçmasına yardım eden bir kişi yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Yapılan açıklamada ayrıca firari olarak aranan iki şüpheliden bir kişinin Gaziantep'in Nizip ilçesinde, diğer şüphelinin de Manisa'nın Salihli ilçesinde yakalanarak Malatya'ya getirildiği ve gözaltında bulunan iki bayan şahıstan bir kişinin tutuklandığı belirtildi. Gözaltında bulunan 20 kişinin sorgulamalarının devam ettiği, jandarma ve emniyet personellerinin içinde olduğu 21 kişinin gözaltına alındığı, İnönü Üniversitesi'nden 2 profesör, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 1 avukat olmak üzere toplam 3 kişinin açığa alındığı bilgisi de yazılı açıklamada yer aldı. Malatya İl Jandarma Komutanlığı bir hafta boyunca meydana gelen asayiş olayları ile ilgili raporu açıkladı. Bir hafta içerisinde 13.756 kişinin sorgusunun yapıldığı, 65 kişinin yakalandığı belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7-14 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonların rakamsal değerleri yazılı açıklamayla basın mensuplarına bildirildi. Bir hafta içerisinde meydana gelen kaçakçılık olaylarında 3110 gram kubar esrar, 380 paket gümrük kaçağı sigara, 200 lira sahte para yakalandığı belirtildi.
FETÖ-PDY terör olaylarında ise 34 adet kitap, 1 adet defter, 1 adet kitap ayracı, 1 adet CD kutusu, 2 adet karton, 5 adet fotoğraf, 1 adet Asya Katılım Bankası'na ait hesap cüzdanı, 1 adet yasa dışı döküman, 3 adet cep telefonu ele geçirildiğine açıklamada yer verildi. Yazılı açıklamada FETÖ soruşturması ile ilgili şu ifadelere yer verildi. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında FETÖ-PDY kapsamında meydana gelen iki olayda 3 şüpheli şahıs yakalanmış, gerekli işlemlerin ardından serbest bırakılmıştır. Toplam 13.756 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 65 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda 2.126 araç kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan 106 araç sürücüsüne ceza kesilmiş, 33 araç trafikten men edilmiş ve 113 okul servisi ile 2 işçi servisi aracı kontrol edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Milli Eğitim'de başlatılan Fatih Projesi'nde engellilerin göz ardı edildiğini belirterek Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın cevaplanması istemiyle soru önergesi verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Veli Ağbaba, 2010 yılından itibaren başlatılan Fatih Projesi'nden engelli öğrenciler ve öğretmenlerin birçok sebeple faydalanamadığını, dağıtılan tabletlerde ve akıllı tahtalarda engelliler için gerekli düzenlemelerin bulunmadığını belirterek, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından cevaplandırılmasını istediği soru önergesi verdi. Önergede yer alan bazı maddeler ise şöyle. Fatih Projesi'nden engelli öğrencilerin eşit şekilde yararlanamaması, Anayasamızın 42. maddesindeki eğitim ve öğretim hakkına, Milli Eğitim Temel Kanunu'na, eğitimde fırsat eşitliği esaslarına ve taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler engellilerin haklarına ilişkin sözleşmesi hükümleriyle çeliştiğini düşünüyor musunuz? Fatih Projesi kapsamında öğrencilere dağıtımı yapılan tablet bilgisayarlar için erişilebilirlik standartları göz önünde bulundurulduğunda, özel eğitim okulları ve kaynaştırma yoluyla eğitim alan, görme, işitme, zihinsel ve bedensel engelli öğrencilere yönelik hangi düzenlemeler sağlanmıştır? Fatih Projesi kapsamında öğretmenlere dağıtılan tablet bilgisayarları engelli öğretmenlerin kullanabilmesi için erişilebilirlik standartları doğrultusunda hangi uyarlamalar yapılmıştır? Fatih Projesi kapsamında tüm okullara dağıtılması planlanan etkileşimli tahtaları kullanacak engelli öğretmen ve öğrenciler için erişilebilirlik açısından hangi düzenlemeler yapılmıştır? Engellilik alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile bakanlığınız arasında hangi çalışmalar yapılmaktadır? Fatih Projesi hayata geçmeden önce engelli öğrenci ve öğretmenlere dair öngörülen çalışmalarla bugünkü durum karşılaştırıldığında erişilebilirlik hususunda hangi noktaya gelinmiştir? İlköğretim ve ortaöğretimde okuyan engelli öğrenci sayısı kaçtır? Öğrencilerin kaçı görme engellidir, kaçı az görmektedir? İlköğretim ve ortaöğretimde engelli öğretmen sayısı kaçtır? Öğretmenlerin kaçı görme engellidir, kaçı az görmektedir? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 2 günlük Malatya ziyaretini mahalle gezileriyle noktaladı. Dilek, Yeşilyurt, Banazı mahallelerini gezen Bingöl, vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti. İki günlük ziyaretlerden sonra rapor hazırlamak için Malatya'ya gelen CHP heyeti Malatya'dan ayrıldı. Gezi kapsamında Yeşilyurt, Banazı ve Dilek mahallelerini gezen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, vatandaşlarla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Hayırlı işler. Seçimden seçime siyasetçiler gelir diyorlar ya, biz dedik bunu kıralım bu sefer. Seçim meşim olmadan gidelim, bir tur atalım. Dünden beri Malatya'dayız, bir 7-8 arkadaş grubuyla, milletvekillerimizle. E tabii Veli, sizin evladınız, biz de işte biraz Veli'ye destek olalım, bir de bir sohbet edelim. Bingöl'e ziyaretinde il başkanı Enver Kiraz ve ilçe başkanları eşlik etti. AK Parti'nin kendilerini karalamaya çalıştıklarını belirten Bingöl, darbeye karşı olan, darbenin karşısında duran ilk parti bizdik ama AK Parti şimdi her fırsatta bizi kötülemeye başladı dedi. Bir yerinde görelim istedik. Yani gidelim, Malatya'da ne oluyor, Malatya'daki hemşehrilerimiz ne düşünüyor, Elazığ'daki ne düşünüyor, Trabzon'daki ne düşünüyor, Yozgat'taki ne düşünüyor. Sadece Ankara'dan oturarak ya da parlamentodan, tamam, orada değerlendirmeler yapıyoruz, analizler yapıyoruz, konuşmalar yapıyoruz. Bir muhalefet partisi olarak işte sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama birebir gidip çıplak gözle bir görmek lazım.
bu son olaylar, bu terör olayları, bu dış politika, Suriye, Irak olayları bize ne kadar yansıyor? Vatandaş ne diyor? Bu çok önemli. Ama benim oradaki esnafım vergi veriyor. Benim oradaki esnafım dükkanını işte birilerini çalıştırıyor, istihdam ediyor. Bu Suriyeliler geliyor, dükkan açıyor. Hiçbir şey yok. Vergi vermiyorlar. Ve kazası belası da bize ait. Benim oradaki esnafım da sıkıntı içerisinde. Şimdi dış politikada Türkiye çok zor durumda. Dış politikada dediler ki sıfır sorunlu bir dış politika yapacağız. Kesinlikle bütün komşularımızla iyi ilişkiler içerisine gireceğiz. Vallahi bir tane iyi komşumuzun olduğunu söyleyeyim. Ben saygı duyayım. Başkanlık sistemini ve AK Parti'nin dış politikalarını da eleştiren Tekin Bingöl, yolda gördüğü belediye temizlik işçisine sizin çektiğiniz sıkıntılardan haberdarız. Gündemimizde siz varsınız. CHP iktidar olduğunda ilk işimiz sizlere kadro vermek olacak dedi. İnşallah o baskıyı yapacağız. İnşallah. Yani taşeron işçilik gerçekten bir kölelik, başka bir şey değil. Tabiri caizse taşeron işçilik kölelik, modern kölelik. Onun için biz bu konuda çok ısrarcıyız. 7 Haziran seçimlerinde zaten seçim bilgilerimizi almıştık taşeron işçiliği sonlandıracağız diye. Daha da önemlisi biz kendi belediyelerimizi taşeron işçilikleri tamamen bitirdik. Artık taşeron işçi bizim belediyelerimizde çalışmıyor. Tamamen sosyal güvenlik haklarını alıyorlar. Son derece de mutlular. İnşallah yani bu yasanın çıkması için çaba sarf edeceğiz. Olmazsa da CHP iktidarında taşeron işçiliğe son vereceğiz. Malatya'da bulunan 1194 içme suyu deposundan 792 tanesi temizlendi. 36 adet deponun da bakım ve onarımı yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, MASKİ Genel Müdürü Doktor Özgür Özdemir ile birlikte bakım onarım çalışması yapılan su depolarını inceledi. Malatya'da bulunan 1194 su deposunun olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, depoların onarımı ve teknolojik cihazların kullanılmasıyla birlikte enerji tasarrufu sağlandığını belirterek, Malatya genelinde 1194 adet içme suyu depomuz var. Bunların tamamında MASKİ sorumlu. 2015 ve 2016 yılı içinde 792 adet içme suyu deposu temizlendi. 36 adet deponun ise bakım onarımı gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra 12 adet terfi binasının bakımı yapıldı. Depo içleri dezenfekte edilerek sağlıklı bir yapıya kavuşturuldu diyerek çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verdi. Yeşilyurt Belediyesi Yeni Devlet Hastanesi poliklinikleri önünde ikram çeşmesinde sıcak çorba dağıtmaya devam ediyor. 2,5 yıl içerisinde 270 bin kişiye sıcak çorba ikramı yapıldı. Yeşilyurt Belediyesi tarafından 2015 yılında Yeni Devlet Hastanesi poliklinikler önüne kurulan ikram çeşmesinde hasta ve hasta yakınları başta olmak üzere hastane personeline sabah saat 07'den itibaren 1000 kişilik sıcak çorba ikramı yapılıyor. Otomatik karıştırıcı ile belirli aralıklarla karıştırılan çorba, otomatik ısı ölçeri ile her an sıcaklık denetleniyor ve aynı sıcaklıkta vatandaşlara ikram ediliyor. İkram çeşmesinde bugüne kadar 270.025 vatandaşa sıcak çorba ikramında bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeni Devlet Hastanesi poliklinikler önünde hizmet veren ikram çeşmemizde günlük 1000 kase sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. 9 ay boyunca bu ikramlar devam ediyor dedi. Devlet Hastanesi bahçemizdeki çorba çeşmemizde günlük 1000 adet çorba ikramını hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza yapıyoruz. Başkan Polat, hasta yakınlarının mağdur olmamalarını hedef aldıklarını belirterek, onlar yemek yemeyi düşünecek bir durumda değildir. Çünkü tek düşünceleri, tek dertleri hastalarıdır. Bizler de sabahları hasta yakını kardeşlerimize hastaneye gelirken karınca kararınca bir tas çorba ikram ediyoruz diyerek projenin devam edeceğini belirtti. Sabahleyin hastaneye gelen, birçok sıkıntısı olan, derdi olan, hastası olan, kendisi hasta olan, refakatçi olan insanlar buradan hastaneye geliyor. Biz de sabahleyin
hastanemizin girişinde hemşehrilerimizi bir sıcak çorba ikramıyla karşılıyoruz. 9 ay bu çorba ikramımız devam ediyor. Yaz aylarında ise ara veriyoruz. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastane yönetimine özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da aynı hassasiyeti göstererek, aynı duyarlılığı göstererek bizimle birlikte bu faaliyetlere katılıyor. Zaten bir olmanın, bütün olmanın, beraber olmanın da gereği bu. Malatya Arena Stadı'nda yavaş yavaş sona gelindi. Cuma günü tribünlere monte edilecek koltukların renkleri ise belli oldu. Malatya Arena Stadı çalışmaları son hızla devam ediyor. Stadın koltukları için renk tercihleri yapıldı, sıra monteye kaldı. Edinilen bilgiye göre koltuk renkleri gri, sarı ve kırmızı olarak belirlendi. Perşembe günü Malatya'ya getirilecek koltukların Cuma günü montajına başlanacağı belirtildi. Stadı liglerin ikinci yarısına yetiştirmek için adeta zamanla yarışan yüklenici firma koltukların monte edileceği yeri hazırladı. Çim serim ve koltuk montaj işine geçen firma stadın iç bölümlerindeki eksiklikleri de giderdi. Stadda gelinen son durumla ilgili bilgiler veren Biser İnşaat sorumlusu Erdoğan Biber, son birkaç gündür koltuk renkleriyle ilgili hızlı bir karar alma süreci geçirdik. Son olarak gri, sarı, kırmızı renklerinde karar kılındı. Koltuklarımızı Cuma gününden itibaren monte etmeye başlayacağız. İnşallah Malatya'ya yakışır bir stat olacak dedi. TV Malatya Haber Merkezi tarafından hazırlanan bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Mutlu akşamlar.